Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PowerStar Imperial 180'in deneyimlerinden bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi paten burada ve diğeri de yanımda altta duruyor. Arkadaşlar, bugün size bahsetmek istediğim konu, öncelikle şundan bahsedeyim. Kanalımı beğenip abone olup paylaşırsanız çok çok teşekkür ederim ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bugün sizlere PowerStar 1 Imperial 80'den bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi bu paten Decathlon'da satılıyor şu an için 700 lira gibi indirimli bir ücretle. Bu pateni ben ne zaman aldım ondan bahsedeyim. Bu pateni arkadaşlar ben 2016'nın Nisan-Mart zamanında almıştım. Yani yaklaşık tam 4 sene önce bugünlerde bu pateni almıştım. Ve 4 senelik tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım ve patenin ne halde olduğundan bahsedeceğim size. Bu videoyu bakalım beğenecek misiniz? Ve 4 yıllık tek kişi tarafından kullanmış bir patenin nasıl olduğunu bahsedeceğim. Gelin pateni biraz yakından inceleyelim ve 4 seneki durumları anlatalım. Arkadaşlar öncelikle patenin tekerleklerinden bahsedelim patenin videomuzda. Tekerleklerin yönleri çok fazla değişti. Belki 4-5 defa yerleri ve sırası değişmiştir. Ama onun dışında tekerleklerim her zamanki gibi halde, bakın gördüğünüz gibi yan üstündeki yazılar bile silinmemiş diyebilirsiniz. Bu tekerleklerim orijinal tekerleklerim, 80mm E85'e. Onun dışında spinner tekerleklerim var. PowerSlide'ın üzerinde orijinal vermiş olduğu 4 sene önceki patenim. Ve hiçbir şekilde patenlerin tekerlekleri değişmedi. Yani hala fabrika tekerlekleri üstünde duruyor. Şu şekilde görebilirsiniz. Neredeyse tekerlekler erim yok diyebiliriz. Yani bunların çapları 80mm ise belki de hani 8mm olmuştur olmamıştır bile diyemem. Yani o kadar iyiydi şu an tekerleklerin durumu. Tabi bazı tekerleklerin tam dairesel olmadığını görüyoruz ama yine de tekerlerin çok eski mi? Neden bunun sebebi? Ben çok fazla asfaltta kullanmıyorum. Tabii ki 4 senede illaki kullandım ama diğer arkadaşlar 7-24 kullanmıyorum. Genelde güzel zeminlerde ve patenimi mermer zeminlerde kullandım. Böyle çok fazla asfaltta slide falan da yapmadığımdan dolayı gördüğünüz gibi yani normalde bu patenin tekerleklerinin bu şekilde 4 sene dayanması neredeyse imkansız diyebiliriz. Patenin fiziksel olarak görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Yani bir de şöyle çevirelim. Ön burnu bu şekilde. Hasarlarını gösterelim. Bot da bu şekilde. Evet. Botun dış kısmını inceledim. Zaten frame'de herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi şuralarda slide'lardan dolayı demirlerde erime, metal kısımlarda erime olabiliyor. Onun dışında burada sizin patenizin botunun çatlamaması için ve çarpmalara karşı dayanabilir. Burada biraz erime oldu slide'lardan dolayı. Onun dışında bu kısımda zaten herhangi bir zaman yok. Şuralarda biraz erime var. Şuralarda biraz slide'lardan dolayı bir erime ve hasar görme olabiliyor. Yani şu alttaki parçayı eritirsiniz. Şuradaki metal klipse zarar verebilirsiniz patenizi sürerken. Şu kısma geldikçe buralarda gördüğünüz gibi hala orijinal halini taşıyor, sıkıntı yok. Şurası biraz eriyor. Buraya dikkat etmek lazım slide attıkça. Çünkü burası eridikçe üstteki şu kısma zarar vermeye başlıyor. Ama 4 senede gördüğünüz gibi klipsler hala taş gibi çalışıyor ve hiçbir sıkıntısı yok. Şunlarda bazen şeyler oluyor. Biliyor musunuz? Gördüğünüz plastik klipslerde diş atma olabiliyor. Benim diş atmam bu üsttekinde hiç olmadı. Alttakilerde bir tanesinde diş atma oldu. O da benim hatamdı. Biraz çok fazla sıkmıştım. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Bu taraftan pateni incelemeye geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi patenin hiçbir şekilde çatlak, kırığı falan yok. Güzel bir şekilde patenimiz duruyor. Diğer modeli de gösterecek olursak. Evet. Bunda şöyle bir sıkıntımız var. Şu klipsimiz genelde bu patenin buraları çok fazla gevşiyor. Ve power slide'larda bunun çoğunda görebilirsiniz. Burası çok fazla çabuk gevşediği için sürekli sıkmak zorundasınız. Veya şuraları da olabilir ama en çok özellikle bu klipsleri çok fazla gevşiyor. Ben sıkmayı unuttuğum için düşürdüm ve tek parçasını bulamıyorum. Bir yer parçası var ama iki parçası olmadan zaten bir işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi bu benim sağ ayağım oluyor. Daha fazla aktif kullandığım ayağım. Buralarımda biraz eskime var, sürtüme var. Şuralarda biraz eskime var. Bunun dışında herhangi bir çatlama veya şeyi yok. Gördüğünüz gibi şok emici tabanı çalışıyor. İçindeki zaten bot kısmından desek. Buralarında yırtılmalara bakalım. Sadece şurada ufak bir yırtılma var. Diğerinde de yırtılma yok hiçbir şekilde. Şurada ufak bir var. Ya dediğiniz gibi zaten pateni titizlikle kullandım. İçi deseniz içindeki bot hala hiçbir şekilde ezilmedi ve bir hasara uğramadı. Yani içinde şuralarda metal şeyler olur. Ayağınıza bazen batar. Çoğu patenlerde vardır bu. Ayağınızda batar ve acıtır. Yani bunun içinde bazen olabiliyor sıkma durumunuza göre ama hiçbir şekilde gördüğünüz gibi hiçbir kopukluk veya kesiklik, parçalanma durumu yok. Yani şu pateni görseniz 4 yıllık bir paten olduğunu inanamazsınız. Gerçekten kaliteli bir paten. Onun dışında çok da sorun yok. Veya buralarında zaten kaliteli, yani gerçekten normal bir fitness patenden bu patene geçtiğinizde inanamayacaksınız. Paten gerçekten efsane, konforlu ve rahat. Bunun tekerlekleri de bu durumda. Gördüğünüz gibi çok da fazla eskime yok. Yani 4 senedir tekerleklerin bu kadar eskimesi. Evet, altını görüyorsunuz. Bayağı bir grit yapmaya çalıştığım için, agresif paten hareketleri yapmaya çalıştığım için şu alt kısmı birazcık eskimiş durumda ama bunun hiçbir şekilde sizin sürüşünüze etkisi yok. Yani bu pateni alın arkadaşlar. Ömür boyu binebilirsiniz. Yani kırmadığınız sürece tekerleklerini değiştirin. Ömür boyu kullanın. Gerçekten çok güzel paten. Dediğim gibi bu patenlerin negatif yanları, tekerlekleri muhteşem değil aslında.
yol tutuşu olarak ve slide olarak tekerlekleri değiştirip hidrojen teker veya başka teker alırsanız sizin için çok çok daha iyi olabilir aslında. Ona ilave de söyleyeceğim bir şeylerden. Şu kısmı boş olduğu için yani bunu grid veya patenizi kenarları takma hareketlerini çok rahat ve güzel yapabiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi burası çok gevşiyor. Tekerlekleri çok kolay gevşiyor. Yani tamam bu rulmanları veya işte vidaları gördüğünüz şu akslar tek yön. Yani buradan sıkıyorsunuz arkadan sıkmanıza gerek yok. Bu gerçekten çok iyi. Veya burada herhangi bir çıkıntı oluşturmuyor. Tekerlekler arası mesafeleri çok iyi. 243 mm olduğu için power slide'ın. Burada frame'ini ayarlayabiliyorsunuz. Şok emici tabanı gerçekten güzel işe yarıyor. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için. Bu pateni bence en sevdiğim özelliklerinden birisi. Diğer patenlerde nasıl bilmiyorum çok fazla ama şuralardaki delikler ve ayağınızın botun altındaki delikler gerçekten ayağınızın terlemesini engelliyor. Ve rüzgarlı havalarda falan giderken ayaklarınızın esil esil estiğini hissedebiliyorsunuz ve duyabiliyorsunuz gerçekten. Onun dışında bu patenle yapacağım olumsuz yorumlar da çok fazla yok aslında. Benim şikayetçi olduğum şeyler sürekli gevşemesiydi ve tekerleklerin muhteşem olmaması. Ama zaten paten sıfır anızda tekerlekleri değiştirmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Onun dışında bir de şöyle bir şey var bu paten için. Bu paten aldığınızda 2 numara büyük alabilirsiniz. Eğer gerçekten 1 numaranın ayağınızı sıkıp sıkmaması konusunda kararsızsanız. Çünkü gerçekten diğer patenlere göre yani şu kısım örnek veriyorum FRX80 ile karşılaştıracak olursunuz. Patenin genişlik kısmı uzun boylamasına değil de kalıbına baktığınız zaman gerçekten dar olduğu için ayağınızda biraz da geniş veya taraklı ayaklı yapısına sahipse ayağınızı sıkabilir. O yüzden 2 numara büyük almanızı öneriyorum. Bir de bu patenlerin şöyle bir sıkıntısı var. Bu pateni alan arkadaşlar için şu botların şu kısımları ayağınızı bir süre sonra kesip veya sıkıp ayağınıza vurma durumu yapabiliyor. Özellikle şu kısım ve şu kısımda içindeki şu klipslerin veya bu klipslerin ayağınıza vurma durumu olabiliyor. Onun dışında MyFit fırınlanabilir botlar var. Yani bu botu tamamen tek seferde içinden çıkartıp fırına koyup belli bir derece bekletip sonra ayağınıza giyip sıcakken giydiğinizde ayağınız şeklini alıyor ve paten içine giydiğinizde aslında çok rahat oluyor ayağınız ve burkulmasını da engelliyor. Ayağınıza tam da oturuyor. Plastik kısımdansa botun daha çok önermesi, oturması sizin için çok daha önemli. Çünkü pateni giydiğinizde aslında botunu giyiyorsunuz. Dış kısmı zaten size sadece bir sürüş için bir yardımcı olmayı için sağlıyor. Onun dışında arkadaşlar paten gerçekten çok güzel. Ayağınıza sıkma konusunda hiçbir şey derdiniz olmasın. Yani altta da kelepçe olduğu için, üstte de metal klips kelepçe olduğu için ayağınıza gerçekten çok iyi oturuyor. Çok iyi hareketler yapabilirsin. Eğer paten ayağınıza tam anlamıyla oturuyorsa onun dışında mesela bu numara bu sanırım 41 numara olması lazım bakalım. Evet 41 numara 26,5 santimmiş ayağım. Yani bu benim ayağıma tam oturuyor. Ayakkabıdan hiçbir fark yok yani. Ayakkabı konforu ve sayesinde sürebiliyorum patenimi. Onun dışında rulmanlarına gelelim. Rulmanlarım normalde ABK'dir rulmanlar. Yani 4 senedir kullanılan bir paten. Yani şu tekerleklerin hiçbir sağlam olmaz mı yani? Gerçekten kaliteli. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.